Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda kanal kavramını ve uçuş için kullandığımız kanalları, temel uçuş modlarının özelliklerini ve kullanış şekillerini detaylı olarak anlatacağım. Sonrasında ise geriye kalan modlara kısaca değineceğim. Bir sonraki videoda da istediğimiz uçuş modlarını, uçuş kartına ve kumandaya nasıl tanıtıldığını göstermeyi planlıyorum. Haydi başlayalım. Öncelikle uçuş modlarını tanıyalım. Artı Pilot kendi sitesinde uçuş modlarını iki ayrı başlık altında toplamış. Bunlardan ilki yeni başlayanlara tavsiye edilen modlar olan Altitude Hold, Stabilize, Loiter, Return to Launch ve Auto modları. Diğerleri ise temel modlara alıştıktan sonra kullanılması önerilen Autotune, Circle, Guided, Land, Acro, Follow Me, Throw, Sport, Drift, Brake, Position Hold modları. Bu modlardan bazıları ile ilgili henüz uçuş tecrübem yok. Bazılarını ise uçuş kartım desteklemiyor. O yüzden şimdilik onları ayırıyorum. İlerleyen zamanda değinmeye çalışacağım. Geriye kalan modlar arasında ise Autotune tam olarak bir uçuş modu sayılmaz. PID ayarlarının otomatik olarak düzenlenmesi için tasarlanmış özel bir mod. PID ayarlarının ne olduğuna ve Autotune'un nasıl çalıştığına başka bir videoda değineceğim. Şimdilik onu da kenara ayırıyorum. Kalan modlar arasında kalkışta veya uçuş sırasında GPS bağlantısı isteyen modları ekranda görüyorsunuz. Modların detaylarını konuştuğumuzda GPS gereksinimin sebebini de anlayacağız. Uçuş modlarının detaylarına geçmeden önce kanal kavramından bahsetmem gerekiyor. Kumanda ile kumanda alıcısı arasında sürekli bir sayı akışı olmakta, kumanda alıcısı da bu sayıları uçuş kartına aktarmakta. Bu akış kanallar aracılığıyla gerçekleşiyor ve her kanalda birbirinden bağımsız sayılar kumandadan alıcıya gidiyor. Toplam kanal sayısı alıcı ile kumandamızın özelliklerine bağlı ama uçuş için bize minimum 5 kanal gerekiyor. Biz uçuş kartımıza her kanaldan gelebilecek minimum ve maksimum sayı değerlerini öğretiyoruz. Bu işlemin adı radyo kalibrasyonu. Uçuş kartımızda gelen bu değerleri bu aralıkta değerlendirerek verdiğimiz komutları uyguluyor. Çalışma şeklini bir video ile göstereyim. Solda kumanda ve altında her kanaldan gönderdiği sayının yüzde olarak değeri, sağda ise uçuş kartının eş zamanlı okuduğu değerleri görmekteyiz. Örneğin gücü belirlediğimiz kanal olan throttle kanalında en alttayken 1091 değeri okunuyor, kol en yukarı çıktığında ise 1924 değeri okunuyor. Bu da şu anlama geliyor, kumanda o kanaldan 1924 değeri yollarsa güç kartı motorlara tam güç verecek. Değer 1091'e inince de motorlar duracak. Şimdi de kanal kavramını uçuş sistemimize uyarlayalım. Drone'un ön tarafını kurulum aşamasında belirliyoruz. Ben de şimdi okla ön tarafı işaretliyorum. Uçuşta 5 temel kanal kullanıldığını söylemiştim. Bunların ilk 4'ü drone'a yön vermek için, 5. de mod seçiminde kullanılıyor. 1. kanal yani roll kanalı denilen kanal drone'un sağ veya sola gitmesini sağlayan kanaldır. 2. kanal pitch kanalı yani drone'u ileri veya geri götürmemizi sağlayan kanal. 3. kanal throttle yani güç kanalı, uçuş kartına ne kadar güç uygulaması gerektiğini söyleyen kanal. Ayrıca kumandada bırakıldığı yerde kalan tek kanal da 3. kanal. 4. kanal yaw kanalı yani drone'a kendi ekseni etrafında dönüş yaptıran kanaldır. Kanalları da konuştuğumuza göre uçuş modlarına geçebiliriz. Ardu Pilot'un kendi sitesinde önerilen mod kullanım sırası ekranda gördüğünüz gibi. Hatta uçtuğunuz modda konforlu bir şekilde uçabildikten sonra bir sonraki moda geçiniz yazıyor. Ancak stabilize modun açıklamalarına girdiğinizde, özetle uçmayı yeni öğrenenler için altitude hold veya loiter modlarında uçmanın, kontrol etmek gereken daha az parametre olacağı için daha güvenli olabileceği ve daha az kaza yaşanabileceği yazıyor. Şimdi önce bu modların özelliklerini inceleyelim ve neden böyle dediklerini anlamaya çalışalım. İlk başta en temel 3 modu 4 uçuş kanalı açısından kıyaslayarak anlatayım. Stabilize modda güç kanalı için siz ne kadar güç uygularsanız motorlar o kadar hızlı dönecektir. Uçuş kartı sizden gelen komutu değerlendirmeden direkt motorlara iletecektir. Bu da irtifa kontrolünü tamamen sürücüye bırakır. Uçuş anında gücü sıfıra çekerseniz motorları durdurabilirsiniz. Tabi ekranda gördüğünüz ayar sıfır olmalı. Aksi halde armed olduktan sonra drone'un pervaneleri durmaz. Roll ve pitch kanallarına bakarsak sizden gelen komutla ileri geri sağa veya sola yönelecek. Siz kumanda kolunu bıraktığınızda ise tekrar dengeye gelecek ancak kazandığı hızla yoluna devam edecektir.
Bunun dışında rüzgar gibi dış etkenlerin etkisinde de kalabilir, hatta sürüklenebilir. Kendi ekseninde dönüş ile ilgili, yani yağ kanalı ile ilgili her 3 modda da aynı kural geçerli. Bıraktığınız açıda drone duracaktır. Şimdi altitude hold moduna geçelim. Bu modda barometre devrede. Basınç ile yüksekliği algılayarak size yardımcı oluyor. Kullanım şekli de şu şekilde: güç kolu tam ortada iken, daha doğrusu %40-60 aralığında iken drone bulunduğu yüksekliği koruma eğiliminde olacak. %60'ın üzerinde kalkış yapacak veya uçuyorsa yükselmeye başlayacak. Ortanın altına aldığınız zaman ise alçalmaya veya inişe geçecektir. Pitch ve roll kanalları aynı stabilize moddaki gibi çalışır. Şimdi de loiter moduna bakalım. Loiter modunda güç kanalı aynı altitude hold'daki gibi çalışır. Bu sefer farklı olarak GPS modülü de devreye girmiştir. Roll ve pitch kanalları ortadayken drone konumunu korumaya başlar. Rüzgar veya elle itilirse bile konumunu korumaya devam edecektir. Unutmamak gereken başka bir şey, bu modda hareketlerde çok yavaştır. Çünkü özellikle video çekimleri için kullanılan önemli bir moddur. Şimdi ilk uçuş denemesi yapılacak mod ile ilgili şunu diyebilirim. Stabilize gerçekten ilk deneme için zor. Ekranda sebeplerini görüyorsunuz. Loiter ise tam tersi fazla kolay bir mod. Sizin kontrol ettiğiniz neredeyse hiçbir parametre yok gibi. Altitude Hold'da ise yükseklik kontrolü kartta olduğu için düşme riski epey azalıyor. Bu sayede diğer kanallara odaklanarak uçuş yapmanın hem güvenli hem de eğitici olduğunu düşünüyorum. Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Uçuş anında bir şeyler ters gittiğinde, mesela barometre basınç değişiminden dolayı hata yaptığında veya GPS bağlantısında sorun çıktığında veya pusula ile ilgili bir sorun olduğunda cihazı hızlıca stabilize modu alıp kontrollü bir şekilde indirebilmek çok önemli. Bu da stabilize moda çok iyi hakim olmayı gerektiriyor. Ne demek istediğimi bir video ile anlatayım. Uçuş esnasında pusula sebebini bilmediğim bir şekilde hata yapıyor ve drone bir yöne doğru sürüklenmeye başlıyor. Ben de yeterince hızlı olup stabilize modu alamıyorum ve uçuş kaza ile sonuçlanıyor. Diğer modlardan çok kısa bahsedeceğim. Onların detaylarını ve kullanım şekillerini uçuş videolarında anlatacağım. Return to Launch, cihazın ilk armed olduğu konuma otomatik iniş yapmasını sağlayan moddur. Oto modda ise daha önce yer istasyonundan harita üzerinde belirlenmiş bir rotada drone'un uçmasını sağlar. Circle mod, loiter'a benzer. Drone havadayken daireler çizmeye başlar ve video çekimlerinde tercih edilen bir moddur. Guided ve Follow Me modları benzer modlardır. Her ikisi de yer istasyonundan gelen koordinatlara drone'un gitmesini sağlar. Guided modunda harita üzerinden nokta seçerek drone'u yönlendirirken, Follow Me modunda yer istasyonu sürekli drone'a kendi konumunu gönderir. Land modu belirlenen bir hızda drone'un gaz kanalından bağımsız iniş yapmasını sağlar. Pozisyon hold modu ise loiter moduna çok benzer. Loiter modunda amaç çekim olduğu için hareket imkanı çok sınırlıdır. Yavaş hareket eder. Ancak pozisyon hold modunda 45 dereceye kadar drone'u açı vererek hareket ettirebilirsiniz. Kumanda kolunu bıraktığınız anda hızlıca durup bırakıldığı konuma geri döner ve sabitlenir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda uçuş modlarını, uçuş kartına ve kumandaya nasıl tanıtıldığını göstermeyi ve uçuş ekibimi tanıtmayı planlıyorum. Sonrasında ise uçuş videoları paylaşmaya çalışacağım. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.